burada genel merkezimiz, genel başkanımız bir kongre düzenliyor. Adında esnaf kongresi, alışverişçi kongresi. Yani bütün kurul genelimize verilen sayı 150 civarında. 25 tane pasta, 25 tane. Ordu genelinde 44 tane odamız var. Evet. Burada da bir şeylik var. Anormal bir çoğunluk var. Yani bu orada Ordu vilayetinin 3 tane oda idare ediyor. Ticaret odası, bünye pasta diye. Bir de 44 oda var. Yani bizim odaların bence tamamen esnaf için yeniden yapılanması lazım. Katılıyorum bu söylediğinize. Aynı zamanda da esnaf odalarımızın da yetkilerinin de biraz daha arttırılması lazım. Odada yolu ifade etmeyiz. Çalışması aslında. Evet, genel merkezimiz, kimisi dedi ki Seçim İttifakı, kimisi Millet İttifakı, kimisi Cumhur İttifakı, Saadet Paşa dedi ki, gelin dedi Geçim İttifakı'nda buluşalım dedi. Doğrudur. Geçim İttifakı'nda buluşalım dedi. İnşallah İrfan Başkanım 3 Haziran'da saat 15.30'da. Yani çarşamba mı olmuş çarşamba? Perşembe herhalde yanlış yapmadım. Genel merkezimiz, genel başkanımız tüm Türkiye'deki esnaf kuruluşlarına online üzerinden perşembe. İşte, perşembe. Bu pandemide sıkıntıyı yaşayan, sıkıntıyı olan esnaflarımızın sıkıntılarını, problemlerini orada dinleyecek, konuşacak, çözüm önerileri ortaya konulacak. Bu noktada sizler de ticaret odası partilerin başkanlarından bir tanesi sizsiniz. Biz esnaf arkadaşlar adına size ve arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz gerçekten sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Biz de esnaf kardeşlerimize elimizden geldiği kadar bu dönemde onların dertlerine, işte bilmediklerine mevzularda yardımcı olma noktasında onlarla beraberiz. Siz de bizi takip ediyorsunuz bu tahminim. Biz de onlarla yatıp onlarla kalkıyoruz. Zaten bu aşamada bizim sloganımız esnaf varsa biz varız. Aynı zamanda da eczane gibi 7/24 bizim telefonumuz her zaman esnaf kardeşlerimize açık. Biliyorsunuz sık sık hükümet genelge yayınlıyor bu şeylerle alakalı. Bu yardımlarla, pandemi yardımlarıyla falan alakalı. Şimdi bunu bilmeyenler esnaflarımız oluyor. Sık sık bizi arayıp biz de onları kendilerini bilgilendiriyoruz. Bu hususta gönlümüz ferah. Biz isteriz ki daha geniş ortamda, daha iyi şartlarda esnaf kardeşlerimize yardım edilsin. Onların dertleriyle ilgilenilsin. Tamamının alması gereken yardımların bir kısmını aldığı için o açıdan biz de sıkıntılıyız tabii ki. Bu arada tamamen kapalı olan esnaflarımız var. Bunları sınıflandırmamıza gerek yok. Arkadaşlarım da bildiği gibi siz de biliyorsunuz tabii. Bunlar sıkıntıda. Onlara biz elimizden geldiği kadar yol göstermeye çalışıyoruz. Onların dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Yani orada bu Ünye'de, Ünye Gıda Maddeleri Odası'nın olduğunu esnaf kardeşlerimize birinci elden hissettiriyoruz. Hakkımız onlara helal olsun, onlar da haklarını bize helal etsin. Yani 2020 sonu itibariyle bir şeye girdiler, yani yapılandırmaya girildi. Yapılandırmanın akabinde de hemen yasaklar başladı. Hafta sonu yasakları, belli bir saat aralıklarla açma yasakları. Bunun neticesinde 17 gün kapanma geldi. Hakikaten esnafımız artık geçimini sağlamayı bırak, yapılandırmayı da ödeyemez duruma geldi. Maalesef. Çoğu bozuldu. Yeniden bozuldu esnafımız. Ya bunları böyle tabiri caizse az önce ifade ettim ya, pansuman tedavisi değil de köklü bir çalışmayla bunların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Mesela ne olabilir? Bununla alakalı olarak esnafımızın rahat nefes alması anlamında en azından 2 yıl bu bütün bu borçlarını erteleme. 2 yıldan sonra belli bir aralıklarla, belli bir ay periyodik olarak faizsiz. Tabii faizsiz. Kesinlikle faizsiz. Şimdi oraya da temas edeceğim şimdi Harun Başkanım. Böyle bir çalışma içerisine girilmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bir çalışma içerisine girildi. Bankalarımız ve ticaret odalarımızla alakalı olarak yıllık %17,5 faizle nefes kredisi. Bence. Bakın adı üzerinde nefes kredisi. Yani adam nefes alacak ama nefesi de almaya başlamadı. %17,5 faizle başlattı. Çöktü zaten. Çöktü. Nasıl esnaf kurtulsun bundan? Yani eğer hakikaten böyle bir çalışma yapılacaksa bunun daha köklü bir çalışma yapılarak faizsiz verilmesi gerekir. Bir. İkincisi
o konuşulduktan sonra işte NACE kodlarına bakarak işte diğer çalışmalar da yürüterek esnafımızın almaması noktasında onun alt maddelerini doldurmamak gerekiyor. Misalen söylüyorum. Yani birinci maddede SGK ve vergi borcu olmasın dememek gerekir. Bu böyledir demiyorum ama. Yani ama şimdi konuşuyoruz o da temsilcileriyle %70'i alamaz diyor bu krediyi diyor. Bakın %70'i alamaz diyor. Ben üyede alacak pek fazla esnaf zannetmiyorum yani. Yani bu noktada da biz hükümetimizden ciddi bir bu esnafın sıkıntılarıyla alakalı bir çözüm bekliyoruz. Köklü bir çözüm bekliyoruz. Evet. Çok kıymetli basın mensubu arkadaşlar. Bugün itibariyle ticaret odamızı, şoförler odamızı, gıda maddeleri satıcılar esnaf odamızı ziyaret ettik. Önümüzdeki günler içerisinde de inşallah maden eşya sanatkarlar odasıyla beraber kentsel bir kontrol odası ziyaret edeceğiz. Bu ziyaret amacımız biliyorsunuz 15 aydır esnafımız ciddi manada sıkıntılar içerisinde. Bu bağlamda Saadet Partimizin genel merkezi, kıymetli genel başkanımız 3 Haziran 2021 itibariyle saat 15.30'da link atarak yani link ile birlikte online olarak Zoom üzerinden esnaf sanatkarlar odalarımızın temsilcileriyle beraber bir esnaf kongresi adı altında bir konferans, mini bir konferans gerçekleştireceğiz. Bu konferansımızda işte esnaf odalarımızın temsilcileri katılacak inşallah. Orada bu zamana kadar sıkıntıya düşen, problem yaşayan esnaflarımızın sıkıntıları, problemleri konuşulacak. Çözüm önerileri ortaya konulacak. İnşallah bu çözüm önerileri neticesinde de genel başkanımız tüm Türkiye'deki esnaf odalarımızın katılımıyla beraber bu problemlerin çözümü noktasında fikir oluşacak. Yine bunun yanında bunun akabinde de işçi kongrelerimiz adı altında da ileriki zamanlarda da işçilerimizi ilgilendiren bir kongre gerçekleşecek. Biz de bu manada esnaf odalarımızın temsilcileriyle görüşüyoruz. Onları davet ediyoruz. Sağ olsunlar. Onlar da inşallah katılım sağlayacak. İnşallah biz burada pandemi dolayısıyla ciddi manada sıkıntı çeken esnaflarımız var. Biz de esnaf olduğumuz için bunların içerisindeyiz. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Burada amacımız ve gayemiz şu, birilerini yenmek değil, sıkıntı çeken esnaflarımızın derdine derman olma noktasında çalışma yapmak. Sorunlarını tespit ederek çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunmaktır. Biz de bu pandemi dolayısıyla sıkıntı çeken tüm esnaf kardeşlerimize kolaylıklar diliyoruz. Mevla güç kuvvet versin. Aynı zamanda da buradan da iktidara da seslenmek istiyorum. Yani pansuman tedavileriyle değil de köklü çözümlerle esnafımızın problemlerini giderilmesini tavsiye ediyoruz.